Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugünkü etkinliğimiz Doktor Terör Volkan Adası etkinliği arkadaşlar. Öncelikle günlük ödüllerimizi bir alalım. Günlük gelen bir sandığımız var. Buradan kesinlikle parçacık alıyoruz. Artı haritadaki sandığımız var. Bunu da mutlaka alıyoruz. Yani bunları almak sizin zafer puanınızı yükseltmez. Bilginiz olsun. Küçük adaları alın. Hepsini alın. Önemli değil. Şimdi her biri size bir tane zafer puanı verir ama küçük adalar sonradan tekrar geri gelir. Yani atıyorum yarım saat sonra, bir saat sonra hepsi geri gelir. Dolayısıyla puanınız tekrardan eski haline geri döner. Yani puanınız yükselmez. Küçük adalar yüzünden puanınız kesinlikle yükselmez arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Orada da aynı şekilde kristal aldık. Yani günlük ödüllerden mutlaka kristal alın. Şimdi ilginç bir şey deneyeceğiz. Nasıl bir ilginç? Ben de bilmiyorum. Full piyade gireceğiz. Ya piyadeler çok hızlı gidiyor ya. Aynen. Piyadeler çok hızlı gidiyor. Zokalar gibi değil. Bilmiyorum işin içinden nasıl çıkarız. Aha. Ne ganimet verdi be. Maşallah. Bir tane kesit, bir tane kristal, bir tane fünye, bir tane istihbarat, jeton. Ne eksik? Elimize, kolumuza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yani bir tane kristalimiz geldi daha ilk aşamadan. Tamamen şans arkadaşlar. Hakikaten tamamen şans. Evet, ikinci aşamadayız. Ya üstad. Çok hızlı gidiyorlar. Hatta hızlı gitmeyi bırak, dağılıyorlar. Neyse. Küt. Evet, olduğu kadar. Bakacağız. Yani full piyade ne kadar işe yarayacak? Dünkü etkinlikte olmuş olsaydı olurdu. Yani dünkü etkinlik Tropikal Adası etkinliği. Oradaki ada küçük bir ada. Buradaki ada büyük. Mesafe çok uzun. Aynı şekilde şuraya bir top atalım. Mayınlarda kurtulalım. Güzel. Şurada bir topladım diyor. Lan. İyi ki 8 tanesini çıkarmıyorum. 4 gemi çıkartıyorum sadece. Nasıl baş edeceksin 8 gemiyle? Evet, şu arkaya şok atabilirdim de atmadım. Yani ilk aşamalar karargahın canı düşük oluyor. Evet. Gayet güzel.
Paçacığımız geldi. İstihbaratımız geldi. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne oldu? Yanlışlıkla başka bir yere bastık anlaşılan. Tehlike kurtuldu. Şimdi 7 tane kesit bir tane parçacık yapıyor. 7 parçacık bir kristal yapıyor. 7 kristal de bir tane şaheser yapıyor arkadaşlar. Yani şaheser oluşturmak istiyorsanız ya da muhafız oluşturmak istiyorsanız mutlaka bunları yapıyorsunuz. Eğer oluşturduğunuz şaheser, örneğin ben şu an karanlık şaheser oluşturayım. Buradan ne gelecek bana? Ya gambat enerji gelecek. Ya ganimet heykeli gelecek. Ya da güç taşı heykeli gelecek. Yani 3 tane farklı heykel gelebilir şaheser olarak. Hoşuma giderse kullanırım. Hoşuma gitmezse ne yaparım? Şuradan kaldır derim. Ve şaheserden bana ne gelir? 7 tane toz gelir. Bu şekilde ne yapıyoruz? Hem heykel üretmiş oluyoruz, hem toz üretmiş oluyoruz. Yani bu yönde soru soran vardı. Bu şekilde cevaplamış olayım. Yani toz nasıl üretilir? Bu şekilde üretiliyor arkadaşlar. Baya bir zayiat vereceğiz biz burada da. Şimdi tamam, toplan 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 toplan, çok güzelsin. Bazıları mayınlara feda edeceğiz artık. Yani yapacak bir şey yok o kadar. Go go go. Bayağı komedi ya. Yani piyadeleri zoka gibi kullanmak. Evet, 5. aşamadayız. Eyvah eyvah eyvah. Şimdi şöyle bir böcek atayım. Şöyle bir sis. Şöyle bir sis. Hayır. Yapmayın böyle, yapmayın. Eyvah eyvah eyvah. Ha, nasıl zapt edeceğiz bunları? Dağılıyorlar. Şimdi ilerleyen aşamalarda işe yaramazlar. Ya aynen. Baya komik. O kadar kolaysa gelsen zapt et. Evet, 6. aşamadayız. Nokta Terör. Volkan Adası aşama 6. Şimdi yani yolda giderken bayağı bir zayiat vereceğiz, ayrı mevzu.
Çavuşa bir şey olmasın yeter. Tamam. Şu bir, şu iki, şu üç. Aa, işaret vermemişim. Tüh. Ben de diyorum ne oluyor? Niye bitmiyor? Tüh. İşareti kargıya atmamışız. Etrafı temizliyoruz. Kargıya etrafı. Evet. 6 ve 7. aşamalarda birer tane zaten kristalimiz garanti geliyor. Göt, 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 göt. Teşekkür ederiz. İkinci kristalimiz geldi. Son aşama. Sattı ya. Ne kaldı zaten geriye. Kısacası evet, güzel bir video oldu. Sadece şunu söyleyebilirim. Evet, full piyade kullananlar var. Yok değil. Ama böyle bir adada full piyade kullanmak pek akıllıca iş değil. Küçük adalarda ya da seviyesi düşük adalarda işe yarayabilir. Ama bu böyle büyük bir adada maalesef bayağı bir sorun yaratıyor. Yine de elimize sağlık, piyadelerin eline sağlık. Etkinliğimiz burada son buluyor. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.